Türkiye Cumhuriyeti'nin gündeminde kamu özel ortaklığı programında 34 tane hastane var. Bu 34 tane hastanenin benim bildiğim kadarıyla 8 tanesinin ihaleleri tamamlandı. Mersin ve Yozgat yatırımlarının bu sene içinde açılışı yapılacak. Değerli arkadaşlar, kamu özel ortaklığı veya yap işlet devret modeli, her neyse ben buna kira öde ortaklığı da diyorum, kamu özel ortaklığına. Dünyanın birçok ülkesinde özellikle 1980'li yıllardan itibaren kullanılmaya başladı. Bunu inkar edecek değiliz. Ama bunun en son kullanılacağı iki tane sektör vardır. O da sağlık ve eğitim sektörüdür değerli milletvekilleri. Çünkü sağlık ve eğitim birinci derecede devlet kurumudur. Özelleştirme riskine bırakılamaz. Vatandaşın cebine bu konuda el atılamaz. Çünkü herkese aynı kalitede ve eşit sağlık hizmeti vermek bugün dünyada birçok devletin ve Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasında yer almış olan çok önemli kamu görevlerinden biridir. Bu sistem, adına imtiyaz diyelim, adına çok gerçekten kapitülasyon sistemi diyelim, sizin çok övündüğünüz Osmanlı'yı batıran bir sistemdir. Ve Türkiye Cumhuriyeti kurulduktan sonra sizin yerden yere vurduğunuz Mustafa Kemal Atatürk'ün hiçbir şekilde denemediği bir sistemdir. Yani aklın yolu bir. Bunu yeniden yaratmaya gerek yok. Osmanlı'yı batıran zihniyet, eğer bugün bunun arkasında ısrarla durursanız, Türkiye Cumhuriyeti'ne batıracaktır değerli milletvekilleri. Acaba bu hastanelerin, mevcut eski hastanelerin arazileri ne olacak? Bu arazilerin yükleniciyle olan ilişkisi nasıl belirlenecek? Ben size açık söyleyeyim, bu hastanelerin hepsinin yeri kent merkezlerinde ve ranta kurban edilecek. Yerlerinde AVM yapılacak ve müteahhitler buradan ayrıca bir rant sağlayacaklar. Şimdiden söylüyorum, yarın bugün bu gerçekleştiği zaman inşallah bu kürsüden gene bunları sizlere söyleriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Aynen Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu fabrikalar, kurduğu hastaneler, işletmeler gibi kötüleyip, itibarsızlaştırıp satışa koyduğunuz yerler gibi yakında üniversite hastaneleri de batırıp sonunda bu müteahhitlerin ve özel sektörün eline sağlık sistemini muhtaç hale getireceksiniz.